Aşağıdaki şekilde boş kutulara birden dokuza kadar rakamlar yazılacaktır demiş. Sarı kısımlarda verilen sayılar e, şu şekilde gösterilmiş. şeklinin içinde e, şeklinin içinde ise altında kalan rakamların toplamını yani şu şekilde bir ifade varsa altında kalan rakamların toplamı anlamına geliyormuş arkadaşlar. Şu şekilde bir üçgen varsa da bu şekilde sağındaki rakamların toplamını ifade etmektedir demiş. Herhangi bir toplamı oluşturan rakamlar birbirinden farklıdır demiş arkadaşlar. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi şuradan başlayacak olursak arkadaşlar mesela 13'ü nasıl elde edebiliriz? Ee, mesela 4 artı 9 şeklinde bunu elde edebiliriz değil mi? 4 artı 9. Niye bunu 9 artı 4 şeklinde yazmadım? Çünkü buraya 9 yazdığımı düşünecek olursam bu durumda şu dördünün toplamının 10 olması gerekiyor. 3 tanesinin toplamı 1 olabilir mi? Öyle bir şey olamaz değil mi? Çünkü her birinde 1'den 9'a kadar olan rakamlar olacaktı. O yüzden 4 artı 9 şeklinde şöyle yazmış olalım. Peki onu oluşturan 4 tane sayı hangisidir arkadaşlar? E 1, 2, 3, 4'tür doğru değil mi? bunlardan herhangi birini değiştirsek zaten ondan daha büyük sonuç elde ederiz. Mesela 1 değil de 5 kullanacak olsak burada ondan daha büyük elde ederiz. Dolayısıyla şurada 4'ü kullandığımızda e, geriye hangileri kalıyor? 1, 2 ve 3 kalıyor. Onları da şu şekilde yerleştirelim bakalım. 3, 4, 1, 2 şeklinde bir yerleştirelim. Olmazsa bunların yerlerini daha sonra değiştiririz. Şu 11'in toplamı olacağı için B'ye 2 vermem gerektiğini görmüş oldum buradan. Devam ediyorum arkadaşlar. Ee, şuradan 7'yi oluşturmak için ikisi burada geriye kaç kalıyor? 5 kalıyor. Bu 5'i nasıl oluşturabiliriz? Ya 4 artı 1'den oluşturacağız ya da e, 5'i 3 artı 2'den oluşturabiliriz. Şimdi 3 artı 2'yi şurada kullanabilir miyiz? Kullanamayız. Dolay e, dolayısıyla niye kullanamayız? Çünkü bir tane 2 kullanıldı zaten. Dolayısıyla 4 ve 1'i kullanarak bunu oluşturabiliriz. Şöyle yazacak olursak. Şuraya 1 yazdım. Şuraya da 4 yazdım diyelim. 4'ü yukarı yazmamın sebebi şurada 20 var ya daha büyük bir sayı. Dolayısıyla büyük olanı şu satıra denk getirmek istedim. 5 olması için toplamlarının 4 artı 1'den 5 olması lazım. Dolayısıyla şuraya da 4 yazarız. Ve şuradaki de 5'i de sağlamış olacaktır. Daha sonra ne yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Şuradaki 15'i oluşturmak için arkadaşlar. 4, 1 daha 5, 2 de buradan 7, 15 olması için geriye 8 kalıyor. Bu 8'i nasıl oluşturabiliriz? Mesela 6'ya 2 şeklinde oluşturabiliriz. 5'e 3 şeklinde oluşturabiliriz. 7'ye 1 şeklinde de oluşturabiliriz. Başka bir yolumuz var mı? 4 artı 4 kullanamayız çünkü aynı sayılar tekrar kullanılmıyordu aynı sütun ya da aynı satır içerisinde. Dolayısıyla bunları kullanabiliriz. Ama bakıyorum bu sütunda 1 zaten kullanılmış. O yüzden bunu tekrar kullanamam. 2 de kullanılmış. Şunu da kullanamam o zaman. Geriye ne kalıyor? 5 ve 3 kalıyor arkadaşlar. Bunu da şöyle yazacak olursam şuraya 5, şuraya da 3 diyelim. Olmazsa bunları yer değiştiririz. 3 ve 5 olarak yer değiştiririz. Devam ediyorum şimdi. Şu 14'ü sağlanması için 5 ile 9'un toplanması lazım arkadaşlar. Şuradaki 20'nin sağlanması için 4 buradan 3 buradan 7 oldu. Geriye 13 kaldı. Bu 13'ü peki nasıl oluşturabiliriz diye düşündüğümüzde 7 ve 6'dan oluşturabiliriz. 8 ve 5'ten oluşturabiliriz. Başka 9 ve 4'ten oluşturabiliriz diyeceğiz. Şimdi 4 şurada kullanılmış. Dolayısıyla 4'ü tekrardan kullanamam burada. 8 ve 5'i kullanabilirim. 7 ve 6'yı da aslında kullanabileceğimi görüyorum burada. Hangisini kullanalım peki? 7 ve 6'yı kullanalım. Olmazsa arkadaşlar 8 ile 5'i kullanırız olmazsa da. Peki 7 ve 6 olarak şuraya yazsam. Şimdi bakalım. 7, 6 daha 13, 16, 20 oldu şimdi. Şurası da 16'ymış. 7 ile 3'ün toplamı 10, 6 daha 16 olmuş oldu. Burası da sağladı ve şuraya baktığımda 8 olması için şuraya da 2 yazdığımda şu an benden istediği her şey sağlanmış oldu. Olmasaydı mesela 7 6 olmasaydı 8'e 5'i deneyecektim ama olduğu için bu şekilde kalabilir diyorum. Peki bize neyi sormuş? A artı B'yi sormuş. A yerine burada 6 demiştik B yerine de 2 demiştik toplamları 8 olur cevabımız Bursa. Muğla Büyükşehir Belediyesi şehirdeki 200 adet asırlık zeytin ağaçlarının birden 200'e kadar numaralandırmak için 0'dan 9'a kadar rakamların yazılı olduğu metal plakalar kullanacaktır. Örneğin 23 numaralı ağaç için 2 ve 3 numaralı plakalar kullanılacaktır demiş. Buna göre bu işlem için kaç adet metal plaka gereklidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapalım. Birden başlayarak önce bir 9'a kadar kaç tane kullanılmıştır bakalım. Bir basamaklara ayrı bakalım. iki basamaklara ayrı. 3 basamaklara da ayrı bakalım. Sebebi de şu. 1'den 9'a kadar zaten 9 tane plaka kullanılmıştır diyebiliriz. Ama iki basamaklara geçtiğimizde her birinden 2 tane plaka gelecektir. 10, 11, 12 diye gidecek mesela. Nereye kadar gidecek? 99'a kadar gidecek. 10'dan 99'a kadar aslında 90 tane sayı vardır, değil mi? Ama her birinde 2 tane plaka kullanılacağı için burada 180 tane plaka kullanılacaktır diyebiliriz. Peki 100'den 199'a kadar kaç tane sayı var? burada da 100 tane sayı var aslında. Bunların her biri içinde 3 plaka kullanılıyor. Dolayısıyla 300 plaka da buradan gelecektir. 200'ü burada dahil etmedik. 200'de ayrı olarak sayalım arkadaşlar. Burada da 2, 0, 0 olmak üzere 3 tane plaka da buradan kullanılacak. Toplamına baktığımızda 300 buradan 180 buradan 480. 9 buradan 489, 3 tane de buradan 492. Yani cevabımız Ceyhan seçeneği. 16 birim kareden oluşan aşağıdaki şekil üzerinde bulunan sayılar o bölmede üst üste konulmuş olan özdeş küp sayısını göstermektedir. Bu şekle önden bakıldığında aşağıdaki gibi bir görüntü elde edilmiştir. Buna göre A artı B artı C artı D toplamı en çok kaçtır? Şu ilk sıradan arkadaşlar 4 kat görünmüş. ikinci sıradan 3 kat, 3'ün sırada 3 kat, dördüncü sırada da 2 kat görünmüş. Şimdi bu ne anlama geliyor? Üst üste küpler konulmuş ya arkadaşlar. Demek ki diyoruz burada en fazla birinci sütunda en fazla 4 tane küp üst üste konulmuştur. Şurada 2 tane küp var, burada 3 tane küp var, burada 2 tane küp var. En fazla o zaman şurada 4 tane küp olmalı ki biz en e, uzun olanını göreceğimiz için önden bakıldığında biz bunu görmüş olalım. Yani 4 küpü görmüş olalım. İkinci sütüne baktığımızda ise burada 3 tane e, küp oluştuğunu görüyoruz. Peki 1 burada, 2 burada, 2 de burada. O zaman bunları görmedi aslında değil mi? Bir taneyi görmemiştir. Üç tane varken bir taneyi görmez. İki tane, üç tane varken iki taneyi de görmez. E bunu da görmez. O zaman mecbur bunu görecektir. Bunda da mecbur. Üç tane vardır diyebiliriz. Üçüncü sütüne baktığımızda ise burada yine üç kat görüyoruz değil mi? Şimdi üç kat varken bir katı görmez. Üç kat varken şuradaki bir e, arkada kalan bir katı yine görmez. Üç kat o zaman burası üç kat olabilir. Şimdi C ne olabilir? C bir kat olabilir arkadaşlar. Sonuçta üçü biz buradan elde ettik. 2 olabilir. Dediğim gibi yine 3'ü elde ettik zaten. 2 de olsa 1 de olsa fark etmeyecek. Hatta 3 de olsa fark etmeyecek. Yani 3 de olsa sonuçta ha bunun 3'ünü görmüş ha da C'nin 3'ünü görmüş. Hiçbir şey fark etmez. Dolayısıyla 3'ü de olabilir. D, e, dördüncü sütuna baktığımızda ise arkadaşlar burada 2 kat görülmüş. O zaman şu iki kat buradan görünmüştür ya da şuradan görünmüştür diyebiliriz. Tabii ki buradaki bir görünmeyecektir. O zaman D burada bir de olsa fark etmez, iki de olsa fark etmez. Ama kesinlikle üç olmayacak. Çünkü üç kata çıktığı anda buraya iki değil, üç tane kat oluşmuştur dememiz gerekirdi. O zaman... Ee, soruya bir bakalım. Buna göre A artı B artı C artı D toplamı en çok kaçtır diye sormuş. A'nın 4 olduğu kesin zaten. B'nin de 3 olduğu kesin. C'nin en büyük değerini alalım. 1, 2, 3 olabiliyordu. En büyük değeri 3. D'de 1 ve 2 olabiliyordu. En büyük değeri 2'dir. Bunların toplamına bakalım. 4, 3 daha 7, 3 daha 10, 2 de buradan 12 olur. Cevabımız denizli oldu. Aşağıdaki şekilde kırmızı kutudan başlayıp sağ ve yukarı doğru hareket ederek mavi kutu, kutuya ulaşılacaktır. Sağdaki kareleri geçmek için kutunun içindeki sayı 2 ile çarpılır. Yukarıdaki kareleri geçmek için kutunun içindeki sayı 2 ile toplanıyormuş. Sadece sağ ve yukarı geçilebilir. Kırmızı kutudan mavi kutuya gitmek için yukarıdaki yol kullanılıyormuş. Peki sağ kutuya geçmek için 2 katına çıkıyordu. O zaman 2A oluyor. Ee, üste gitmek için de ne demişti bize? Yukarıdaki kareleri geçmek için kutunun içindeki sayı 2 ile toplanır. Toplandığında burası 2a artı 2 olacaktır. Tekrar yukarı çıkmış 2a artı 4 oldu. Sağa geçti 2 katına çıktı 4a artı 8 oldu. Yukarı çıktı e, yine 2 toplandı yani 4a artı 10 oldu. B'ye geçtiğinde yani sağ tarafa gelecektir. 2 ile çarpılıyor. 8a artı 20 olacaktır arkadaşlar. Şimdi şunu bulmuş olduk. 8a artı 20 aslında B'ye eşitmiş. Peki bize B eksi A'nın da 90 olduğunu söylemiş. B gördüğümüz yere bunu yazalım mı? 8A artı 20 eksi A var bir de. Eşittir 90. 8A'dan bir tane A çıktı. 7A kaldı. 20'yi karşıya attım. Eksi 20. 90'dan 20 çıkınca 70 kaldı. İki tarafı 7'ye böldüğümüzde A eşittir 10 olarak geldi. Bize de zaten A'yı sormuştu. Cevabımız Bursa seçeneği. Aşağıdaki şekil 1'de K, M ve S araçlarına ait birim zamanda almış oldukları yol zaman grafikleri gösterilmiştir. Buna göre bulundukları yerden aynı anda harekete başlayan araçların hangilerinin belli bir zaman sonraki konumları şekil 2'deki gibi olabilir diye sormuş. Şimdi şuraya baktığımızda arkadaşlar belli bir zaman diliminde aldığı yola bakıyorum şimdi. Şöyle geliyor değil mi? Ve şuradaki açı büyük olduğu için dolayısıyla karşısındaki kenar da büyük olacaktır e, şeye bakıyorum diğer araca bakıyorum arkadaşlar burada mesela bak aynı zamanda t kadar zamandan bahsedelim tamam mı şurada da t kadar zaman olsun buraya bakıyorum buradaki açı teta kadar buradaki iki teta kadardı o zaman burada alınan yol burada alınan yolun iki katıdır KM'nin m'nin iki katıdır e, s'ye bakıyorum arkadaşlar yine t kadar zamanda alınan yola bakacağım tamam mı e buradaki açı da iki teta değil mi o zaman aslında s ile k'nın Aldıkları yol birbirine eşittir. E şöyle diyelim hatta K'nın aldığı yola 2x diyecek olursak, S'nin aldığı yolda 2x'tir. Ama M bunların yarısı kadar yol almıştır çünkü şuradaki açı bunların yarısı kadardır. Yani x kadar yol almıştır diyebiliriz. Şimdi birinci şekle baktığımızda arkadaşlar, birinci şekilde bak, özellikle burada K ile S'ye dikkat edelim çünkü aldıkları yol eşit olacak. Başlangıçta K ile S aynı noktada ve bitiş noktasında da K ile S aynı noktada. Tamam, aynı yolu almışlar. Şimdi M'nin bunlardan az yol alması lazım. E bakıyorum M gerçekten bunların gerisinde kalmış. Bunlardan az yol almış demek ki. O zaman birinci öncülü kabul ettim. İkinci öncüle bakıyorum. İlk olarak K'ya ve S'ye bakıyorum arkadaşlar. Bak başlangıçta oldukları yer eşit, bitişte oldukları yer eşit. Bunlar eşit. Peki, M'ye baktığımda M bitiş noktasında bunlarla eşit. Doğru. Ama M bunlardan daha ileride başlamış. Dolayısıyla M bunlardan daha az yol almıştır. Yani e, şuradaki ifadeyi gerçekleştirmiştir. M x kadar gittiyse K ve S 2x kadar gitmiştir diyebiliriz bu şeklin görünümünden. Üçüncüye baktığımda ise arkadaşlar K'nın aldığı yola bakıyorum ve S'nin aldığı yola bakıyorum. E şimdi burada S K'dan daha fazla yol almıştır ama bunların eşit miktarda yol alması lazımdı. O yüzden 3'ü eledim cevabım 1 ve 2'den Ceyhan seçeneği oldu. A, B, C, D ve E birer rakam olmak üzere bir kütüphanede bulunan kitaplara A, B, C, D, E biçiminde tasnif numarası veriliyor. Bu numaralardaki A rakamı kitapların türlerini gösteriyor. E rakamı ise kontrol sayısı olarak kullanılmakta ve A artı B artı C artı D toplamının ona bölümünden kalan sayı olarak belirlenmektedir. A-347-E geçerli bir tasnif numarasıdır. Buna göre A artı E toplamı en fazla kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bize e, ne demişti? E rakamı A, B, C, D'nin toplamının 10'a bölünmesiyle elde ediliyor. Burada A'yı zaten A olarak vermiş. B'yi 3, C'yi 4, D'yi de 7 olarak vermiş. Bunları topladığımızda ne geliyor? A artı 14 geliyor. İşte E'yi de nasıl elde ediyormuşuz? Bu A artı 14'ü 10'a bölecekmişiz. Ve buradan kalan bizim E'ye eşit olacakmış. Şimdi burada bir yorum yapmamız lazım arkadaşlar. Bizden A artı E'nin en fazla olmasını istiyor. Dolayısıyla biz E'nin en fazla olması için 10'a bölümünden kalanın en fazla olarak gelmesi lazım. Bir sayının 10'a bölümünden kalanı en fazla kaç olabilir? en fazla 9 olabilir doğru değil mi? Çünkü 10'a bölündüğünde 10 gelir mi ya da 11 gelir mi gelmez değil mi? En fazla 9 gelir. O zaman E'ye ben burada 9 desem A'ya peki hangi rakamı vermem gerekir? E A'ya da 5 dediğimde bak 5 artı 14'ten 19 olur. 19'u 10'a bölündüğünde de kalanımız 9 olur. Ve bizden istediği şey gerçekleşmiş olacaktır. İkisinin toplamı nedir peki arkadaşlar? 5 artı 9'dan 14 gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Şekilde verilen 10 kare içerisine yazılan sayılarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bir numaralı ok yönünde sayıların artış miktarı eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim mesela şuraya x ile başlayalım tamam mı? Artış miktarı eşitse her birinde mesela a kadar artmış olsun. Burada da a kadar artınca x artı 2a olacaktır. Burada da a kadar artınca x artı 3a olarak gelecektir. Peki... 2 numaralı ok yönünde sayılar 9'ar artmaktadır demiş. Şimdi şuraya 9'ar artmış. O zaman aşağı doğru gelirken 9'ar 9'ar azalacaktır. Yani şuraya x eksi 9, buraya x eksi 18, şuraya da aslında x eksi 27 diyebiliriz. Aşağıdan yukarı doğru baktığında artmış olarak gözüküyor. 3 numaralı ok yönünde 6'ar azalmaktadır demiş. Yukarıdan aşağı doğru baktığımızda o zaman artarak gelecektir. O zaman şurası aslında x artı 3a artı 6'dır. Burası x artı 3a artı 12'dir. Burası da x artı 3a artı 18 olarak gelecektir. Aşağıdan yukarı doğru baktığımızda azaldığını görüyoruz. Altışar altışar azaldığını görüyoruz. Sarı karelerde aynı sayı bulunduğuna göre demiş arkadaşlar. Şimdi sarı karelere bir bakmamız lazım. x eksi 27 var sol taraftaki sarı karede. Sağ taraftaki sarı karede ise x artı 3a artı 18 var. İki tarafta da x'ler var bunlar gitti. 18'i sol tarafa attım. Eksi 18. Eksi 27 de buradan toplarsak eksi 45 yapar. 3A eksi 45'e eşit. İki tarafı da 3'e böldüğümüzde A buradan eksi 15'e eşittir diyebiliriz. Peki e, bize neyi sormuş bakalım. Mor karelerdeki sayıların farkının mutlak değeri demiş. Şimdi mutlak değeri açtım. Mor karelerde bir tarafta x eksi 9 var. Bunların farkı dediği için araya eksi koydum. Diğer mor karede ise x artı 3a artı 6 var arkadaşlar. Bunun sonucunu sormuş bize. Şimdi şu eksi içeri dağıtıyorum. X eksi 9 eksi x eksi 3a eksi 6 olarak geldi. Şimdi xler gitti zaten. Eksi 9 eksi 6 daha eksi 15 oldu. A eksi 15'te eksi 3'te çarpınca artı 45 olarak geldi. Peki eksi 15 artı 45'ten 30 geldi. Dışarıda 30 olarak çıkar. Cevabımız Edirne seçeneği olur. Aşağıda verilen şeklin her bir satırında ve sütununda birden dörde kadar rakamlar e, kutulara birer kez yazılmaktadır. Mavi çizgilerle ayrılmış bölgelerdeki sol üst köşede bulunan çemberin içindeki sayı ve o e, ve işlem o bölgede yapılan işlemi ve sonucu ifade etmektedir. Çıkarma işlemlerinde büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır, bölme işlemlerinde büyük sayı küçük sayıya bölünür demiş. Hatta burada da bize bir örnek vermiş. Mesela aynı mavi kutunun içerisinde bak şunlar tek bir mavi kutunun içerisinde 1 ve 3 var. Büyük olan küçük olanı çıkartmış. 2 olarak yazmış. Zaten şurada da ne demiş? Çıkarma işlemi var ve sonuç 2 olarak da bunu göstermiş. Buna göre demiş tablodaki a çarpı b kaçtır diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi şuradaki 3 ile şuradaki 2'yi vermiş. 1'den 4'e kadar rakamlar kullanılıyordu her bir satırda ve her bir sütunda. Dolayısıyla 3 ile 2'yi kullandığına göre şurada ne kalacaktır? 1 ve 4 kalacaktır arkadaşlar. Ben şimdi şurada 4'ü kullanacak olursam şuraya 1 yazmam gerekir. Ama şuraya baktığımda diyor ki toplama işlemi yapacaksın burada diyor ve sonuç 3 olacak diyor. Mesela şuraya 2 yazsam e bunları topladığımda 6 olur. Ya da 1 yazsam bunları topladığımda 5 olur. Hiçbir şekilde sonuç buradan 3 gelmez ki. O yüzden 4'e 1 şeklinde değil de şunları şöyle 1'e 4 şeklinde yazalım tamam mı? Şimdi bakalım bir de 1 ile neyi toplarsam 3 olur. Bunu sorduğumda 2 ile toplarsam 3 olur diyebilirim. Peki 4 ile bir şey çıkartacakmışız ve sonuç 1 olacakmış. E 5 olmayacağına göre çünkü 1'den 4'e kadardı. Dolayısıyla buradan ne diyeceğiz arkadaşlar? 3 diyeceğiz. 4 3'ten sonucun 1 gelmesini görmüş olacağız. Peki 2 ile 3'ü kullandık ikinci satırda. Hangilerini kullanmadık arkadaşlar? 1 ve 4'ü kullanmadık. Şimdi biri şuraya kullansak, 4'ü buraya kullansak. 4 ile hangi sayıyı toplarsam sonuç yine 4 yapar. E 0'ı toplarsam ama 0 burada kullanılmıyordu. Dolayısıyla o 4'ü oraya değil şu şekilde yazarız. 4'e 1 şeklinde yazarız. B'nin de buradan 1 geldiğini görmüş oluruz aslında. Peki şimdi 1 ile neyi toplarsam sonuç 4 yapar? 3'ü. O zaman şuraya 3 yazabiliyorum. 4 ile neyi toplarsam şuraya 6 yazarım diye sorduğumda 2 diyeceğim. Peki şuraya baktığımda arkadaşlar 2 ve 3 bu satırda kullanılmış. Geriye 1 ve 4 kalmış. E 1 şuraya kullanamam çünkü aşağıda 1 vardı. Dolayısıyla şuraya 4'ü kullanmam lazım. Buraya da 1 kullanmam lazım. E baktığımda zaten aynı mavi kareni, mavi dikdörtgenin içerisinde bulunuyor. E 4'ten 1 çıkardığımızda da sonuç 3 oluyor. Bunu görmüş olduk. Peki şu sütuna baktığımızda hangisi kullanılmadı burada? 3 1 2. Şuraya kaç kaldı? 4 kaldı. 1 3 4 2 kullanılmadı. E 2 ile 4'ün çarpımı da 8. Burada da zaten bunu söylemiş bize. 1, 2, 4 kullanılmış şuraya 3 kullanılmamış bu durumda A'nın 3 geldiğini görüyoruz. 2, 3, 4 kullanılmış 1'i de şuraya yazarız hatta 3 ile 1'in çarpımı da 3'tür bunu da sağlamış oldu. Cevabımız nedir? A çarpı B'yi sormuştu bize 3 çarpı 1'den 3 olarak gelir cevabımız Adana seçeneği.